Rubicon Tarih'ten herkese merhaba. Mustafa Kemal'in Anadolu'ya geçmeden önce İstanbul'da geçirdiği 6 ayı konu alan video serisinin 3. bölümüyle karşınızdayım. Bugün Mustafa Kemal'e İstanbul'da olduğu sürede ciddi faydası dokunan, Mustafa Kemal'in emriyle işgal güçlerinin faaliyetlerine dair bilgi toplayan ve hatta Mustafa Kemal hastalandığında 17 gün boyunca ona bakan, başucundan ayrılmayan bir Osmanlı prensesinden bahsedeceğim. Mevhibe Celaleddin Hanım'ı anlatmaya çalışacağım. Sultan II. Abdülhamit Han'ın kız kardeşi Cemile Sultan'ın torunu olan Mevhibe Celaleddin Hanım'ın hayat hikayesini, Mustafa Kemal'e nasıl yaklaştığını, kurtuluş mücadelesine nasıl katkı sağladığını, Mustafa Kemal'in ona yaptığı Anadolu'ya birlikte geçme teklifini ve Mevhibe Hanım'ın bu teklifi neden reddettiğini anlatmaya çalışacağım. Mustafa Kemal'in İstanbul günlerini Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun'un kaleme aldığı 6 ay adlı kitabını temel kaynak olarak alıp anlatmaya gayret ediyorum. Bir kez daha ifade edeyim. Lütfen bu kitabı sahaflardan ya da kitap mağazalarından temin edip okuyun. Verdiğiniz paraya ve edeceğiniz zahmete fazlasıyla değeceğini göreceksiniz. Evet, hemen konumuza geçelim. Rubicon Tarih, Mustafa Kemal'in Anadolu'ya götürmek istediği prenses Mevhibe Celaleddin Hanım dosyasıyla başlıyor. Mustafa Kemal ile olan irtibatına geçmeden önce Mevhibe Hanım'ın kısaca hayat hikayesini anlatayım. Mevhibe Hanım az önce ifade ettiğim üzere 2. Abdülhamit'in öz kız kardeşi Cemile Sultan'ın torunudur. Saraya mensup bir kadın. Cemile Sultan Padişah Abdülmecid'in kızlarındandır. 2. Abdülhamit Han ile ana baba bir kardeş, Mehmet Reşat ve Vahdettin ile de anne ayrı baba bir kardeştir. Bu yüzden Cemile Sultan'a Osmanlı geleneklerine uygun olarak Hanım Sultan diye hitap ediliyordu. Ancak Abdülhamit Han'ın kız kardeşi olmasına rağmen Cemile Sultan ve çocukları saraya davet edilmiyordu. Cemile Sultan'ın davet edilmeyişinin sebebi kocası Mahmut Celaleddin Paşa'dan kaynaklanıyordu. Mahmut Celaleddin Paşa Sultan Abdülaziz'in darbeyle tahttan indirilip öldürülmesinde suçlu bulunarak Mithat Paşa ile birlikte Arabistan'ın Taif şehri zindanlarına gönderilen bir devlet adamıydı. Mithat Paşa'nın yanı sıra Mahmut Celaleddin Paşa da boğularak öldürüldü Taif zindanında 1884 yılında. İşte bu yüzden Cemile Sultan ve çocukları saraya davet edilmiyordu. Prenses Mevhibe Celaleddin dedesinin Taif zindanında boğdurulmasından 3 yıl sonra 1887'de doğdu. Çocukluğu Cemile Sultan'ın yanında Fındıklı Sarayı, Erenköy Konağı ve Kandilli Köşkü'nde geçti. Babaannesinin anlattığı öykülerle büyüdü. İki evlilik yaşadı. Genç Osmanlılarla yakın temas halinde geçti gençlik yılları. Birinci Dünya Savaşı sonrasında İstanbul'un işgal edildiği günlerde iki kocasından boşanmış, üç dil bilen, özgür yetişmiş bir prenses olarak davetlerde boy gösteriyordu. Saray muhalifi bir saraylıydı Mevhibe Celaleddin Hanım. İşte bugünlerde Müşir Kazım Paşa'nın damadı İsmail Tokgöz Bey'in Şişli'de Carlo Apartmanı'ndaki dairesinde verdiği bir davette Mustafa Kemal ile tanıştı. O gece Mustafa Kemal Paşa, Yaveri Cevat Abbas ve diğer bazı dostlarıyla Mevhibe Celaleddin'i evine bizzat bıraktı. Mevhibe Celaleddin de Paşa'yı evine davet etti. Şafak sökene kadar süren sohbet dostluğun tohumlarını attı. Bir süre sonra dostlukları o kadar ilerledi ki o dönemde şiddetli ve ateşli bir mide rahatsızlığı geçiren Mustafa Kemal Paşa'ya 17 gün bakan kişi de Mevhibe Celaleddin Hanım oldu. Mevhibe Hanım beraber katıldıkları Selma Köprülü'nün evindeki davetin ardından Mustafa Kemal'in rahatsızlanmasını ve ona baktığı günleri şöyle anlatıyor. Ertesi sabah hizmetçim gelerek beni uyandırdı. Saate baktığım zaman henüz 8 olduğunu gördüm. Beni bu saatte niçin uyandırdığını sorduğum zaman paşanın emir eri geldi. Kendisi rahatsızlanmış, sizi istemiş dedi. Aceleyle giyindim ve eve gittim. Eve gittiğim zaman Doktor Tevfik Rüştü Bey ile Doktor Rasim Ferit Bey'in orada olduğunu gördüm. Mustafa Kemal'in midesinden rahatsız olduğunu ve hafif bir mide humması geçirdiğini söylediler. 17 gün süren bu hastalığında üçümüz ona bakmıştık. Mevhibe Hanım Mustafa Kemal'in hasta olduğu günleri ve ona bakmasını bu şekilde anlatıyor. Antiparantez ifade edeyim, bir önceki akşam verilen davetten de bahsetmek lazım ki Mustafa Kemal'in hastalığının ilk belirtileri o akşam ortaya çıkıyor.
Masada Mevhibe Hanım'ı Mustafa Kemal'den uzak bir noktaya oturtuyorlar. Mustafa Kemal Mevhibe Hanım'a dönüp "Sizi neden o kadar uzakta bıraktılar?" diye soruyor. Mevhibe Hanım "Uzakta değilim paşam, tam karşınızdayım." diye cevap veriyor. Mustafa Kemal Mevhibe Hanım'dan yanına gelip oturmasını rica ediyor ve Mevhibe Hanım kalkıp Mustafa Kemal'in yanındaki sandalyeye oturuyor. Mustafa Kemal Mevhibe Hanım'ı yanında görmek ve ona verdiği vazifeyi konuşmak istiyor. Nedir o vazife? Şimdi o vazifeden bahsedeyim. Mustafa Kemal Prenses Mevhibe Celaleddin'e bir görev verdi. Mustafa Kemal'in Şişli'de oturduğu evin tam karşısında bir konak vardı. Bu konak İtalyan güçleri komutanı Albay Roletto tarafından karargah olarak kullanılıyordu. Albay Roletto kaldığı konakta bir balo daveti veriyordu. Mustafa Kemal de o baloyu ve baloda konuşulacak konuları merak ediyordu. Baloya kimlerin katıldığı ve neler konuşulduğunu öğrenme vazifesini Mevhibe Hanım'a verdi. Mevhibe Hanım Mustafa Kemal'in emrini şöyle anlatıyor. "Aman paşam, davetsiz baloya gidilir mi? Hem ben kimseyi tanımıyorum ki." diye cevap verdim. "Paşa, bu sizin için basit bir şeydir. Bunu halledebilirsiniz. Bunu sizden bekliyorum." dedi. Bu adeta bir emirdi. Güldüm. "Madem ki emrediyorsunuz, ne yapıp yapıp giderim." dedim. Paşa gülümsedi ve "Emir değil, rica ediyorum." diye cevap verdi. Prenses Mevhibe Celaleddin'in baloya katılmasına Mustafa Kemal'in yakın arkadaşı olan Pera Palace Oteli'nin müdürü Monsieur Martin ile eşi Madame Martin yardımcı oldu. Bu sayede Prenses Mevhibe Celaleddin Albay Roletto'nun davetine katılabildi. Albay Roletto Mevhibe Hanım'ı büyük bir nezaketle karşıladı ve kolundan tutup salona götürdü. Zabitlerle tanıştırdı. Prenses Mevhibe Celaleddin etrafı kolaçan etti, baloya kimlerin katıldığını gözlemledi ve konuşulanları dinledi. Sonra Albay Roletto'dan izin isteyip davetten ayrıldı. Ertesi günü ilk işi gördüklerini ve duyduklarını Mustafa Kemal'e anlatmak oldu. Mustafa Kemal Mevhibe Hanım'ı dinlerken "Bunların sonu gelecek, bunların sonu gelecek." diye mırıldandı. Günler böyle geçerken bir sabah Mustafa Kemal Paşa'nın yaveri Cihat Abbas yine Mevhibe Hanım'ın ziyaretine geldi. Cihat Abbas Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçmeye karar verdiğini söyledi Mevhibe Hanım'a. Ve Abbas Mevhibe Hanım'a şöyle dedi. "Paşa'nın kararı kesin efendim. Acaba zat-ı haliniz Anadolu'ya gitmek ister mi?" Mevhibe Hanım beklemediği bu teklif karşısında şaşırdı. Kafası allak bullak oldu. Anadolu'ya geçmeyi hiç düşünmemişti. Mevhibe Hanım Jön Türklerle yakın irtibat halinde olmuş saray muhalifi bir saraylıydı ama İstanbul, Paris ve Cenevre gibi şehirlerde yaşamaya alışmıştı. Mevhibe Hanım o anki ruh halini şöyle aktarıyor. "Neden, niçin olduğunu bilmiyorum ama o anda Anadolu'ya gitmemeye karar verdim. O güne kadar elimden geldiği kadar çalışmış, mümkün olduğu kadar vazifemi yapmıştım. Benim için bundan sonra yapacak iş kalmıyordu." Mevhibe Hanım Cihat Abbas'a "Biraz düşünmek lazım ama Anadolu'ya geçeceğimi zannetmiyorum." şeklinde cevap verdi. Bir yandan da Cihat Abbas'ın bu teklifi paşanın arzusu ile mi yaptığını merak ediyordu. Abbas, Mustafa Kemal'e ve Mevhibe Hanım'ın cevabını Şişli'deki evinde iletti. Bu kez Mustafa Kemal devreye bizzat girdi. Cihat Abbas'ın ziyaretinden 2 gün sonra Mustafa Kemal Mevhibe Hanım'la görüşüp şöyle konuştu. "Bize faydanız çok olacak. Halide Edip Hanım da Anadolu'ya geçiyor. Yalnız kalmazsınız." dedi. Mevhibe Hanım yine isteksizdi. Olumlu yanıt vermedi. Mustafa Kemal ile Prenses Mevhibe Celaleddin'in yakın dostlukları bu şekilde noktalanmış oldu. Mustafa Kemal Anadolu'ya, Mevhibe Hanım ise İtalya'ya gitti ve 4 yıl orada kaldı. Sonra İstanbul'a döndü. 1924'te Osmanlı Hanedanı'nın yurt dışına çıkarılması kararından muaf tutuldu. Galata'da liman şirketinde santral memuresi olarak çalıştı. Sonra Osmanlı Bankası'nda santral memuresi olarak işe girdi. Mustafa Kemal Paşa'dan yardım istemedi. Kendi ayakları üzerinde durmaya gayret etti. 1928'de girdiği Osmanlı Bankası'nda ölene kadar çalıştı. 1952'de zatürreden vefat etti. Mevhibe Celaleddin Hanım'ın anıları 1950 yılı başlarında Vatan Gazetesi'nde yayınlandı. Daha sonra Cumhuriyet Gazetesi bu anıları kitap haline getirdi. Prenses Mevhibe Celaleddin Hanım'ın ve Mustafa Kemal Paşa'nın ona yaptığı Anadolu'ya birlikte geçme teklifinin hikayesi özetle bu şekilde. Bir programın daha sonuna geldik. Umarım faydalı bir yayın olmuştur sizin için. Beğeni butonuna tıklayarak ve Rubicon Tarihi'ye abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yeni bir programda görüşene dek kendinize iyi bakın.